Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün Karacaahmet Mezarı'ndayız. Özkan Uğur abimizin mezar ziyaretine geldik. Bugün kendisinin defninin ikinci günü sevgili arkadaşlar. Biz de işte sevenler adına bugün bu çekimi yapmaya geldik. Bu çekimi yapmaktaki amacımız sevgili arkadaşlar, Özkan abinin mezarını Türkiye'de ve dünya dışında, yani Türkiye ve Türkiye dışında birçok insan ziyaret etmek istiyor fakat imkan olmadığı için gelemiyor. Bize de Instagram'dan ulaşan birçok insan, abi lütfen Özkan abinin mezarını bizler için ziyaret eder misin? Biz de ona dua göndermek istiyoruz dediler. Fatihalarını göndermek isteyen birçok izleyicimiz için işte bu çekimi yapıyorum. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz biz de Şener Boz ve İstanbul Sesi olarak Özkan abinin hem cenaze töreni yayınlamış hem de defin töreninde bulunmuştuk. İşte mezarını şimdi sizler için görüntüleyeceğim. Özkan abiye buradan siz de inşallah dualarınızı gönderin. Fatihalarınızı bekliyoruz. Zaten bu videoyu çekmemizdeki bir amaç da hem Özkan abinin sevenleri için mezarını görüntülemek hem de onlar bu videoyu izlerken Özkan abinin ruhuna fatihalarını göndermeleri için bu videoyu çekiyoruz. Sevgili arkadaşlar, buradan bir kez daha Özkan abimize, Özkan Uğur abimize Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Başta ailesi, eşleri Aysun Hanım olmak üzere oğlu Alişan ve Masarfab Özkan grubunun çok değerli solistleri Masar Alanson ve Fuat Güner abimize ve bütün sevgili arkadaşlar Masar Fuat Özkan grubu sevenlerine ve Özkan abimizi sevenlerine bu videoyu ithaf ediyoruz ve Özkan abimize bir kez daha Allah'tan gani gani rahmet ve inşallah Allah rahmeti ve mağfiretiyle muamele eylesin ve mekanı cennet olsun diyoruz inşallah kendisine. Ve hemen işte Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Özkan Uğur sevenler için bu videoyu yayınlıyoruz sevgili arkadaşlar. Mezarını yayınlıyoruz. Dediğim gibi siz de inşallah bu mezar görüntülerini izlerken kendisine birer fatiha gönderin. Bu arada hemen şunu da ekleyeceğim sevgili arkadaşlar. İşte mezarına bir saat 5 suları gibi geldim ama hiç kimse yoktu. Şunu söyleyeceğim. Dünya hayatı gelip geçici. Bu videoları çekmemin bir amacı da sevgili arkadaşlar, dünya hayatının gelip geçici olduğunu hem başta kendim olmak üzere sizlere göstermek. Sevgili arkadaşlar, ne kadar meşhur olursak olalım, ne kadar paramız çok olursak olalım, isterse dünyanın en zengin insanı olalım, Karun kadar zengin olalım, işte burada yatıyoruz ve sessizce kimse bugün bu insanları ölümün ikinci günü olmasına rağmen yalnız bırakmış durumdalar. Bunu şunun için söylüyorum, önemli olan Allah'ın yanında sevgili olmak. Tabii ki dünyada da çok sevilen sayılan insan olmak önemli. Özkan abi de zaten öyle bir insandı. Biz de sevdiğimiz için ve işte onu sevenler için bugün burada kendisine fatihalarımızı göndermek üzere geldik. İşte sevgili arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi size arkada iki tane emanet bırakıyorum. Birisi Kur'an-ı Kerim ve birisi sessizce bize mesaj veren ölümdür diyor Peygamber Efendimiz. İşte biz de inşallah bu görüntüleri izlerken Cenab-ı Allah bizlere ibret almayı nasip eylesin ve Özkan abimize bir kez daha Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz ve mekanı cennet olsun inşallah. Bakın görüyorsunuz böyle yeşil bir çitle Özkan abinin mezarını çevirmişler. Sevgili arkadaşlar, işte bakın bugün Özkan abi burada sessizce yatıyor ve bize çok şey anlatıyor aslında. Bu dünyanın gelip geçici olduğunu, önemli olan ahiret hayatının olduğunu ve sonsuz bir aleme giderken güzel işler yapmamız gerektiğini Özkan abi bugün burada sessizce yatarak bizlere söylüyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki size geride iki tane önemli eser bıraktım. Birisi Kur'an-ı Kerim ve birisi de işte ölümdür diyor. Yani bugün mezarlıklarda sessizce yatan bu insanlara bakarak ne kadar şöhretli, ne kadar paralı olursak olalım, dünya hayatının gelip geçici olduğunu,
asıl hayatın öbür alem olduğunu bizlere işte çok iyi anlatıyor burada. Özkan abi bugün burada sessizce yatarak işte o konserlerindeki kalabalıklar, o milyonlarca kişi artık bugün burada yok. Tabii hayatın doğal akışı, böyle bir şey demiyorum ama bakın işte burada bir su şişesi bırakılmış. Ve Özkan abinin mezarının başında. Özkan abiyi çok sevdiğimiz için biz de cenaze törenini çekmiştik ve defin töreninde bulunmuştuk. Sevgili arkadaşlar, işte bugün de Özkan abiye dua etmek için geldik buraya. İstiyoruz ki burada bu videoyu çekerken ki amacımız insanlar da Özkan abiye bu görüntüleri izlerken dua etsinler inşallah. Birer Fatiha göndersinler. O yüzden bu çekimleri yapıyoruz. Ve amacımız da arkadaşlar başta kendim olmak üzere insanları uyandırmak. İşte dünya hayatı gelip geçici. Asıl olan öbürkü alem. Öbürkü aleme bu dünyada heybemize bir şeyler koymamız gerekiyor. Hem ibadetler olarak hem de sevgili arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın sık sık belirttiği üzere güzel işler yapınız buyuruyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Biz de inşallah Özkan abinin bugün mezarını ziyaret ederken bu güzel işler yapmamız gerektiğini bir kez daha anlıyoruz. Özkan abimiz çok güzel bir insandı. Biz inanıyoruz ki inşallah mekanı cennettir. Allah gani gani kendisine rahmet eylesin. Başta ailesi Aysun Hanım, oğlu Alişan ve Masar ve Fuat abi olmak üzere bütün sevenlerine bir kez daha başsağlığı ve sabır diyoruz. İşte sevgili arkadaşlar, biz de Özkan abiyi sevenler için bu videoyu yayınlıyoruz. Şener Bozdağ İstanbul Sesi olarak biz de istiyoruz ki Özkan abiye buradan inşallah dualarınızı gönderin ve fatihalarınızı gönderin diyerek Özkan abiye biz de burada inşallah fatihalarımızda onu bugün burada yalnız bırakmıyoruz. Bütün sevenleri gibi. Mekanı cennet olsun Özkan abimizin. Allah ona rahmetiyle ve mağfiretiyle muamele eylesin. Ve mekanı cennet olsun inşallah. Bakın sadece cırcır böceklerin öten sessizliğinden başka burada bir ölüm sessizliği var.